Popstar Atatürk'e tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Final gecesinde yarışmacılarımız 50 bin lira için yarışıyorlar ama daha önemlisi Popstar Atatürk'ün birincisi olmak için yarışıyorlar. Ve ilk yarışmacımız geliyor, söz sevgili Ayşe Egesoy'da. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum hepinizi. İyi eğlenceler diliyorum. İlk olarak 101 aday numarasıyla Miktat geliyor. Kürdeli Hicazkar bir eserle Yusuf Nalkesen'in. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Unuttu dese dilim yalan, billahi yalan. Hemen arkasından bir Neşet Ertaş türküsü var. Şu garip halimden bilen işveli Nazlı. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ve son olarak söz ve beste Uğur Bayer. Güldürmedin hep ağlattın. Derdi bana sen tattırdın. Tebrikler Miktat. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz sizler de. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi jüri üyelerimiz Miktat şarkı söylerken sürekli bir biçimde not aldılar. Çünkü notları, yani verecekleri puanları hemen yorumlarından sonra almayacağız. Gece sonunda tüm yarışmacılarımızı dinledikten sonra bir puan verecekler buradaki yarışmacılara. O yüzden şimdiden notlarını aldılar. Değerli izleyiciler, yorumları, jüri üyelerimizin yorumlarını reklamlardan sonra alacağız. Görüşmek üzere. Popstar Atatürk'e tekrar hoş geldiniz. Reklamlardan önce Miktat 3 eser seslendirmişti. Şimdi jüri üyelerimizden yorum alacağız hızlı hızlı ama zannediyorum Bülent Hanım'ın bir söylemek istediği bir şeyler var. Buyurun Bülent Hanım. Şimdi Sayın Erkır, bir istirhamım olacak zat halinizden. Buyurun. Bu 3 bölüm yani 3 kategori evet. Oluyor. Malum olduğu üzere eğer tensip buyurur iseniz efendim müsaade buyurur iseniz ben bir teklif getiriyorum. Buyurun. Tabii ki zat-ı aliniz başta olmak üzere heyettekiler de ne derler onu da bilemem. Genelin önünde bunu konuşmanın daha doğru olacağına inandım. Alaturka'yı efendim arabeski ve de Türk halk musikisinden verilen örnekleri ayrı ayrı değerlendirip onun ortalamasını alarak puan verelim diyorum. Nasıl? Bence çok iyi bir fikir. Her biri için ayrı puan verelim diyorsunuz. Çünkü ve ortalaması. Herkesin hangi konuda daha başarılı olduğunu daha ziyadesiyle notlandırmış oluruz. Daha hatasız bir sona neticeye gideriz. Puanlama o şekilde bence olur diye düşündüm. Çok ne dersiniz? Diğer jüri üyelerimiz ne dersiniz? Eğer fikirlerse katılıyorsunuz. Zat haliniz. Fikir siz, birliği ben zaten söylediğim peki, gibi çok teşekkür iyi. Ediyorum. Ben teşekkür ederim Bülent Hanım. Çok sağ olun. Ama şu anda puanları almayacağız. Birazdan alacağız. Armağan'cığım senle başlayabilir miyiz? Şimdi sadece yorumları kısa kısa alacağız. Çok yoğun bir program. Çok heyecanlandınız. Final haftası olmasına rağmen bundan çok daha iyi performans gösterdiğiniz haftalar vardı. Açıkçası daha iyi bir performans bekliyordum sizden. Salonda bu kadar desteği arkanıza almışken ve her haftayı neredeyse birinci bitirmişken çok daha iyi olacağını düşünüyordum ama mesela ilk şarkıda bence ciddi hatalar oldu. Herhalde siz de farkındasınız. Usul kaçırdınız birkaç kere. Ya da benim kulağım yanlış duymadıysa eğer. Son en iyi olduğunuz dal arabeskte de sonuna doğru şarkının bir şeyler oldu. Siz dinleyin göreceksiniz ne demek istediğimi.
Geçen hafta söylediğim şeyi yinelemek zorundayım. İyi şarkı söylüyorsunuz ama duygu bana geçmiyor. Geçmemesinin bir sebebini bu gece fark ettim. Düz şarkı söylüyorsunuz genel olarak. Keşke sesinizin tonuyla oynasanız. Arada tonu düşürseniz, arada çıkartsanız. Arada şimdi, fısıldar gibi söyleseniz. Hani şimdi, biz de anlasak ki siz o... Şimdi son parçada, son parçayı normal başka bir ton okuyordum. Olmadı, yükselttik tonu. Belirli bir sebeplerden dolayı. O tonda Arap yapmak, onu hamileleri yapmak zor oldu. Yani o şekilde. Ben gırtlağınızla oynayın demiyorum. Başka bir şey söylüyorum. Keşke duygu... sesinizin tonuyla oynasanız diyorum. Ben anlayamadım. Hocam parçayı do okuyacaktık. Do rahat değildi sözlerimiz. Re yaptık hocam. Si de çok pes oluyordu. Evet. Yani bir ton yukarıya okudunuz. Evet, ne oldu? Yapabildiğimin en iyisini yaptım hocam. Yani o bir ton yukarı okuyunca... Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Sayın Üstad. Yarışmacı arkadaş anlamıyor herhalde. Ton derken yani nüans yap diyor Armağan. Evet, nüans onu söylüyorum Selçuk abi. Tamam, tonla tamam. İlgili bir şey söylemiyorum. Mesela şunu söylüyorum. Unuttum dese dilim, yalan yalan. Var ya şarkı. Şimdi bunu bir... Ses sonuna söyleyip sonra sesinizi daha alçaltıp böyle gidip sonra bir daha yükseltmekten söz ediyorum. Zaten yapabildiğim kadar yaptım. Bunu tarif edemiyorum. Nüans evet. Hocam yapabildiğim kadar yaptım. Hani o zaman sanki duygu bize daha iyi geçecekmiş gibi geliyor bana. Yapabildiğim kadar yaptım. Nüans. Peki yapabildiğim kadar yaptım diyor Armağan'cığım. Metin abicim. Efendim. Mikrofonunuzu. Evet. Unuttum. Heyecanı hoş karşılamak lazım. Normalden de fazla bir heyecan vardı. O yüzden ilk Alaturko eserin yorumunda girişte sıcaklığın dahi biraz serinlik oldu. Ondan sonra toparladım yalnız. Usul kaçmasına ben de katılıyorum. Usulden kaçtığın oldu. Ama idare edildi diye kabul ettim. Usulden aşağıya indim, usulü yakalayıp evet, girdim. Evet. O yüzden onun notunu sonra takdim edeceğiz. Neredesin sen? Çok sıcak, benim çok sevdiğim bir türkü. Orada da nüans eksikliği çok net hissedildi. Onu çok süslü okuyabilirdin. Ama bence o doğru okundu. Orada benim için bir sorun yok. Sev Yeter'e gelince bence onu doğru okudun. İyi okudun. Ben ondan doğru etkilendim. Siz yemeğe karışmıyorum. Benim yorumlarım bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Metin abicim. Gülben Hanım. Metin abiyle de Armağan'la da aynı fikirdeyim. Daha iyi olabilirdin ama bu kötü olduğun anlamına gelmiyor. Hani bu gece artık iyice irdeliyoruz. Ben nedense herkese çok iyi dinlemek istiyorum bu gece, bu final gecesi. Heyecanın belliydi. Çok çok güzel bir seyircin vardı. Daha iyi değerlendirebilirdin diye düşünüyorum. Son şarkıyı elbette ki diğerlerine kıyasla daha güzel söyledin. Sen çünkü biraz sert okumayı seviyorsun. O senin vücut dilinde ve ruh yapında, kişilik özelliklerinde de var zaten. Ben Neredesin Seni de beğendim ama ilk şarkıdaki hatalardan dolayı biraz da böyle düşünüyoruz. Hem usulden kaçtın hem de o şarkı çok çok yumuşacık okunması gereken bir şarkı, sözleri ve anlamı gereği. Avuçlarımda. Daha yumuşak okunması gereken bir eser bence. Puanlarımız sonra gelecek. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler Gülben Hanım. Bülent Hanım. Efendim şimdi Alaturka'da tabii Allah rahmet eylesin Yusuf Nalkesen çok dikkat edilmesini isterdi Sayın Hoca o. Kelimelerin vurgularında ki öyle olması da gereklidir zaten. Unutu dese, unutu T, iki T ile yani şeddeli olacak o. Efendim T'li, iki T. Artı unuttu değil, unuttum. Unuttum dese dilim. Unuttu diye ezberledik hocam. Unuttum dese dilim. Yalan. Evet, bunlar çok önemli. Sonda da trafikte bir hata
yine saz üstadları dönecekti. Siz kesecektiniz ama saz üstadları devam ettiler. Ama siz de pek yani şey yapmadınız, çaktırmamaya çalıştınız, devam ettiniz. Ama tabii onu anladık. Hocam Alaturka'da mı? Evet. Alaturka'da hocam son kıtayı iki kez okuyorduk zaten oraya hocam. Pek evet, yapmadık. Dönmesi lazım. İki kez okuyorduk. Döndüler zaten evet. Hocam. Evet. Evet. Orada evet. Ötekiler zaten sizin ağzınıza göre. Nerede bu unuttu? Evet Bülent Hanım, neyse. Diğerleriyle de ilgili peki, isterseniz ötekileri alalım. Ötekileri de ben pek şey yapmak istemiyorum. Numaramı sonra vereceğim. Tamam, az sonra alacağız. Çok teşekkürler. Evet Miktat'cığım. Öncelikle ben bu yarışmaya başladığımdan beri beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Araklı Belediye Başkanımız Recep Çebi'ye, Sayın Reşat Çebi'ye, Selçuk Çebi'ye, Trabzonlu Karadenizli dostlarıma saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah bu yarışmada Allah herkesin kalbine göre verir. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Aday numaram 101. Beni desteklemek isteyenler 101 yazıp 3450'ye gönderirse çok memnun olurum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Tüm Türkiye'ye selamlar. Teşekkürler Miktat. Teşekkür ediyoruz.